Rasulullohni da'vatiga Hadicha onamiz moli bilan yordamchi bo'lgan. Qancha savob bo'ldi ekan-a? Bir masjidni svetini mendan deb qo'ysa bo'lar. Bir masjidni isitishi mendan deb qo'ygan bo'lsa, yoki bir masjidga gilom sol berib qo'ygan bo'lsa, qancha ajr bo'lib ketdi deymiz. Bu ayol kimga, kimga madadkor, kimga yordamchi bo'lyapti? Bir fikr qilib ko'ringlar-da. Muhammad aleyhisselam yordamchi bo'lyapti, birodarlar. Qaniyne ki o ayol hozir, deng. Agar uka talib ilim bo'lsa, aka unga infoq qilayotgan bo'lsa, 5 yil yoki 4 yil bir universitetmida, jamiyamida, madrasamida o'qidi uka. Aka 4-5 yil uni ta'minotini o'zining zimmasiga oldi. Uka bir ilmli odam bo'lib yetishdi. Aytingchi, ukaga beriladigan ilm orqali beriladigan ajr. Mana shu ajrdan akaga ham beriladimi? Ha? Chunki haqiqiy qahramon shu aka. 5 yil ukasini o'qitibdi. 5 yil kiyim kechagi, yo'l kirasi, qorda kitobi bordi kelsini zimmasiga olibdi. Bu bola topgan savobdan qancha bo'lsa, akasiga ham shuncha beriladi. Bir birodarimiz aytgan edi, men tibbiyot fakultetida o'qiyman, medfakta. Ha, kim to'laydi? Akam bor. Akam ko'taradi hamma sarf-xarajatini, hunar qiladi. Mehnati bilan topgan pulidan ukasiga sarflayapti. Aytingchi, shu akaning ishi qahramonlikmi, qahramonlik emasmi? O'qitmaganda bo'lamidi? Bo'lmas edi. Xuddi shunga o'xshaganday birodarlar, Alloh taolo rozi bo'ladigan ishga bir odam xizmat qilayotgan bo'lsa, shunga kelib ko'makchi bo'lishlik, uni topayotgan ajriga sherik bo'lishlik degani. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Odamlarga rahmat deya olmagan, odamlarning yaxshiligini ko'ra olmagan, bilmagan odam Allohga ham shukr keltira olmaydi. Odamlarga shukr keltira olmagan odam Allohga ham shukr keltira olmaydi. Qancha-qancha talaba ilmida yurgan o'quvchi bolalar bor. Kambag'alda bolasi. Zo'r zehnli bolalar. O'sha o'qiyotgan o'qishida bir kontraktini to'la olmaydi. Kitobiga puli yo'q. Yo'l kirasiga bir imkoniyati yo'q. Qaysidir bir savdogar, bir boy musulmon shuni o'zini zimmasiga olsa. Mana shu talibni o'qishiga yordam bersa, dinda olim bo'lsa, handasada olim bo'lsa, tabobatda olim bo'lsa, bir sohani kuchli bir mutaxassis bo'lib yetishsa, shu odam ummatiga, xalqiga xizmat qilsa, topgan savobidan unga yordam bergan savdogarga ham ajr bormi? Qolib ketadi birodarlar. Topganimizni yarmini ham ishlatib ulgurmaymiz. Qolib ketadi. Qolib ketadi. Endi o'shundan qanchasini o'zimizni olib ketib qolamiz? Masalan shu binoni o'zini olaylik. Kimdir shu binoni olib turib masjid qilib berdi. Kimdir ta'mir qildi, kimdir ta'mirga hissasini qo'shdi, kimdir jihozlashga yordam berdi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, keng, yorug', qulay, yumshoq masjidda o'tiribmiz. Tartibli, toza, bir chiroyli xona. Va mana shu o'tirgan har bittamiz men jannatiman deb o'tiribmiz. Jannat meniki deb o'tiribmiz. Chunki 30 kun roza tutyapman, 30 kun xatmada turibman, meni haqqim bor jannatda deb turibmiz. Mana shu ishni ustida xizmatda turganlar, mana shu ishni orqasida turganlarda har bittasiga siz bilan biz qilayotgan ishimizda nima bor? Masjidimizni mana shunday holatga kelishiga hissasini qo'shgan har bitta odamga shu yerda qilinadigan har bitta savobdan ulush bor, ajr bor. Birodarlar, Alloh Karim zot. Kimdir masala qiladi. Kimdir imonlik ko'tadi. Kimdir Qur'on tilovat qilib beradi, kimdir ilm tarqatadi. Yana kimdir quloq tutadi. Odamlar bir-birlarining haqqini tanimasligi mumkin. Bir ikkinchisini haqqini ado qila olmasligi mumkin. Lekin Alloh taolo hech kimni haqqini unutmaydi. Yana biz shu yerda o'tirganlarda shuncha ajr bor. Yana siz bilan biz o'tib ketgandan keyin bu masjidda qancha xayrli ish bo'lsa, shu masjidda xizmatida turgan odamlarga ajr bor. Ular o'lib ketganidan keyin ham. Hadicha onamiz kimga yordamchi bo'libdi? Muhammad aleyhis. Savobi qancha bo'ldi ekan-a? Savobi qancha bo'ldi ekan-a? Demak, Allohning roziligi uchun bo'layotgan ishlarda har birtamiz hissamizni qo'shaylik. Kim bor puli bilan? Kim bor hunari bilan? Kim bor maslahati bilan? Kim bor oyoq qo'li bilan? Oyoq qo'li bilan shunga ham yaramaymizmi? Yana kim uchun qilamiz bu narsani, yigitlar? Aytinglar-chi. Albatta
katta bir jangda bir taraf yengsa, şu yengen koşunlu komandan aytiladi. Palancı komandan yengdi deydi. Şu doğru mu? Yok. Jangda askerler yengadi. Askerler kurban bo'ladiganim şu askerler bo'ladi. Loy kechadigan, qon kechadigan askerler bo'ladi. Lekin hiç kim tanımaydı ularda. Şaraf kimga ketadi? Komandanga ketadi. Müslüman adam, mana şuna bir katta hayırlı işki hissasını koşken bosa, bura bilmeydi de onu. Onu atan etme yaptı hiç kim. Damlan tanıgendeki, korun tanıgendeki hiç kim tanıma yaptı da, hiç kim bilmeydi de ona da kılıkken hizmetini. Eğer buradalar, insan özünü tanısa kimliğini, neme için iş kılıkkenliğini düşünse, buralar tanışı tanımasının ahamiyeti yok. Aksinçe, hiç kim tanıması kursan baladı. İhlası gibi futur yetmeydi de. Ömer'in hatta raziyallahu anhu'nin huzuriga halife bo'lganida Nahavand marakasidan elchi keldi. Farsga bo'lgan musulmonlarning yurishlarida mana shu Nahavand marakasi juda bir katta janglardan bittasi bo'lgan. Elchi keldi-da juda ko'p musulmonlar shahid bo'lishdi dedi. Ömer ibn Xattob kimlar edi ular dedi. Elchi siz tanimaysiz ular dedi. Ömer ibn Xattob yig'ladi. So'ngra men bilmaganim bilan dedi. Alloh ularni biladi dedi. Demek birodarlar, Alloh rozi bo'ladigan ishga hissamizni qo'shib qolaylik. Bu biz uchun kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni masjidga kirganlarida masjid chiroqlari ilinib, yorug' bo'lib qolgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdida, kim buni yorug' qildi? Kim yoritdi masjidni deb so'radilar. Shunda odamlar Tamimud Dariy deydi. Payg'ambarimiz u kishiga qarab turib, "Navvarallohu qalbaka kama navvartal masjid" dedi. Masjidni munavvar qilganingizdek, Alloh sizni qalbingizni munavvar qilsin dedi. Masjidning xizmatida, da'vatning xizmatida, ilmni, dinni xizmati turgan siz bilan biz tanimaydigan aka-ukalarimiz ko'p. Ularga bizni tanishimiz, ularni atan aytib duo qilishimizning hojati yo'q. Chunki kim uchun qilyapti ular? Allah için kıl yaptı. Şunu özü olarak kifaya kıladı. Allah subhanahu ve ta'ala her bittemizi kılayken amellerimizin halis özünü razılığı için buluşuğunu tavfikini vergen bulsun. Akulu kavli hada astagfirullahi li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.